Emekli Öğretmenler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Sayın Şanser Mert'e davetimi arz ederim. Değerli başkanlarım ve sevgili katılımcılar, açılması da kapanması da büyük yankı uyandırmış, kısa bir süre açık kalmalarına rağmen ülkemizin eğitimini, siyasetini, edebiyatını ve sosyal hayatını derinden etkileyerek bir döneme damgasını vurmuş, kapanmasının üzerinden 64 yıl geçtiği halde hala konuşmaya ve tartışılmaya devam eden köy enstitülerinin kuruluşunun 78. yıl nedeniyle düzenlediğimiz programa hoş geldiniz. Köy enstitüleri tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim ve kalkınma, aydınlanma projesidir. Ülkemizin her köşesine eğitim, üretim, kalkınma ve aydınlanma ışığını ulaştırmayı başarmış bir proje adıdır. Nüfusunun %80'i köylerde yaşayan, %85'i okuma yazma bilmeyen, ilkel yöntemlerle üretim yapmaya çalışan köylümüzü ancak köy enstitülerinden yetişenler kurtarabilir. Yaparak, yaşayarak öğrenme modelini uygulayan köy enstitülerinde köylümüzün ihtiyacı olan her alanda eğitim almış genç mezunları yurdun her tarafında hizmet vermeye başladı. Kısa bir süre içinde köy enstitülerinin ışığı tüm ülkemizi aydınlatmaya başladı. Halkımızın aydınlanmasından, ülkemizin kalkınmasından rahatsızlık duyanlar bu durumdan rahatsız oldular. İftira ve karalamalarla, kampanyalarla bu ışığı 1954 yılında söndürdüler. Ancak köy enstitülerinden mezun olan halkımızın aydınlanma, ülkemizin kalkındırma mücadelesini ömürlerinin sonlarına kadar sürdürdüler. Sayıları iyice azalmış olan ulu çınarlarımızdan aramızda olmayanları minnetle anıyor, olanları sevgiyle selamlıyor, ellerinden öpüyorum. Başta Hasan Ali Yücel ve İsmail Tunguç olmak üzere köy enstitülerinin kuruluşunda emeği geçenleri minnet ve saygıyla anıyorum. Köy enstitüleri ruhunu yaşatacağımıza, ışığıyla ülkemizi aydınlatmaya devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.